Yunanistan'ın Astypalya adasında eksik evrak gerekçesiyle geçen yıl 23 Eylül'de el konulan Halis Temel isimli Türk bayraklı turistik yat 6 ay sonra teslim alındı. Yat ve personeli bugün öğle saatlerinde Bodrum'a döndü. Bodrum'da charter turizm yapan 42 metre uzunluğundaki 12 kabinli Türk bayraklı 1,5 milyon avro değerindeki Halis Temel isimli ahşap yat, geçen yıl 20 Eylül'de 18 Amerikalı yolcusuyla Akdeniz'de mavi yolculuk için denize açıldı. Yunanistan'a ait Rodos Adası'ndan giriş yapan yat, geçen yıl 23 Eylül'de Astypalya Adası'na da uğradı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı adada polis eksik evrak gerekçesiyle kaptan 30 yaşındaki Hakan Tekere'yi gözaltına aldı. Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda mahkemeye çıkarılan kaptan Tekere'ye 110 bin avro ceza kesilerek serbest bırakıldı. Kaptan Tekerek'te yat personeli gemici Olcay Garip, yağcı Osman Desti ve gemici Erman Gökkaya, Kilimli Adası Limanı'na getirilerek bağlanan yatı almak için beklemeye başladı. 6 aylık bekleyiş sonlandı. Yat bugün personeliyle birlikte Bodrum'a getirildi. Şirket yöneticisi Aykut Uzun Şimşek ve Erhan Berber tekneyi karşıladı. Basın mensuplarına açıklama yapan yönetici Uzun Şimşek şunları söyledi. Evet, 20 Eylül'den beri verdiğimiz hukuk mücadelesi bugün itibariyle bizim açımızdan sona ermedi ama en azından teknemizi Kos'tan Türk sularına getirmiş bulunmaktayız. Tabii bu zaman zarfı içerisinde hukuki olarak haklı dayanaklarımız olduğundan dolayı bu işin peşini bırakmadık. Hala da bırakmıyoruz. Tabii yasal olmayan bir ceza söz konusu oldu. Bu arada dava hala devam ediyor. Fakat bu davada Yunan tarafı tekneye veya bulunduğu şirkete bu cezayı değil de kaptanın üzerine yazarak gene hukuka sığmayan bir karar aldı. Biz zaten Yunanlı avukatlarımızla bu konuda itirazlarımızla bulunduk. Madem biz yasal olmayan bir durumda bizi böyle bir şeye maruz bıraktınız, o zaman niye tekneyi hala bağlatıyorsunuz diye. Fakat işte Yunan hükümeti bu bize uygulamaya çalıştıkları 100 bin euroydu. Daha sonradan cezası 10 bin euro daha çıkartıp 110 bin euro olarak bize bu parayı ödemeden bu tekneyi buradan alamayacağımızı ama parayı ödedikten sonra davanın devamı ile ilgili zaten yasal süreç devam ediyor. Biz de tabii artık sezonun geldiğinden dolayı bu cezayı ödeyecektik. Yani bu cezayı biz baştan da öderdik. Eğer ki biz bu konuda suçlu olduğumuza inansaydık, yani kanunsuz bir iş yaptığımıza inansaydık, bunu zaten baştan öder. Bu tekneyi 6 ay boyunca orada zaten tutmadık. Parayı şu anda ödediniz. Şu anda parayı ödedik. Yunan hükümetinin bize verdikleri işte vergi dairesinden çıkarttıkları hesaba parayı ödedik. Oradaki işlemleri bitirdik. Fakat bu dava devam ediyor. Davanın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bu paranın geri alımıyla ilgili biz gerekli her türlü hukuki başvurulamamız zaten avukatımız aracılığıyla yapıyoruz Yunanistan'da. Yani bu iş, yani bunu siz de takipçisi olacaksınız, göreceksiniz. Yani bu insan hakları mahkemesine kadar biz bu olayı götüreceğiz. Yani biz yaptığımız işle ilgili kötü ticaret yapmıyoruz. Yasa dışı tur yapmıyoruz. Ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bizim bir bayrak ülkesi olarak Türk bayraklı teknemizle biz bu Yunan adaları turlarına devam edeceğiz. Bundan hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Bu bizi yani yıldırmayacak. Yani istedikleri gibi ceza yazsınlar. Bundan bizim, çünkü biz yasal olmayan hiçbir şey yapmıyoruz. Yunanistan'dan yolcu alıp Yunanistan'da yolcu bırakmıyoruz. Biz bunu hiçbir zaman yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Ama maalesef geçen senenin piyangosunu bize vurdular. Bakalım bu sene 28 Nisan'da gene turlarımız başlıyor. Gene buradan yolcumuzu alıp Yunan adalarında turumuzu yapıp yeniden Bodrum'a döneceğiz. Benden bu işi yapmak için Yunan bayrağı tekneyi yapmak zorundasın durumuna getirilebiliyorsam ben bunu yapmamaya devam edeceğim. Türk bayraklı teknemle gururla bu tekneyi Yunan adalarındaki turları yapmaya da devam edeceğim.